Bayramlarda verilen bu ikramiyenin yılbaşında da verileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Ancak bunun aksi yönde bir açıklama gelirse detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyeleri, 2018'de 1000 TL olarak belirlenmesinin ardından bir kez zamlanarak 1100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz sene de bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerine zam yapılmazken bu yıl emekli ikramiyelerinde zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Öte yandan 2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken ödemelerin bayramdan bir hafta önce yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.250.000 vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.